aslında Türkiye'de, bütün Orta Doğu'da bir sanat kavrukluğu var. Sanat ölmüş durumda, hayat ölmüş durumda, estetik ölmüş durumda. Hiçbir İslam ülkesinde sanat estetik kalmadı. Eski binalar var sadece. İşte eski camiler, eski, o kadar, başka bir şey yok. Yeni yapılan hiçbir şey olmuyor. Mahvolmuş durumda. Türkiye'de de sanat durdu. Sanat estetik durdu. Halbuki Türkiye sanatı merkezi olabilir. Mesela İtalya'da da durdu sanat. Ya Türkiye, Akdeniz Olimpiyatları şu falan, onlardan çok daha önemli. Dünya sanatının merkezi olsun. İstanbul'u dünya sanatının merkezi yapsınlar. Bütün ünlü sanatçıları çağıralım. Muazzam, çok muhteşem heykeller yapılsın. Bir kere heykel muhalifliği var. Heykel çok şahane, zengin ve muhteşem göstertiyor binaları. Her yeri. Değil mi heykel? Tabii, muhteşem olur. Muhteşem havuzlar olabilir. Havuz gerçekten önemli. Tabii. Taş işçiliği mesela. Çok çok şahane şeyler yapılabilir. Muazzam bir ahşap sanatı olabilir. Mesela İtalyan sanatının Osmanlı sanatı karıştırılarak beraber muhteşem güzellikte binalar, eşyalar yapılabilir. Muhteşem bahçeler yapılabilir. İşte Taksim'de planlanan hakikaten donuk bir yapıydı. Halen de o donukluğu kıracak bir proje yok ortada. Evet. Yani canlı bir proje yok. Ne Ankara'da, ne İstanbul'da, ne İzmir'de yok öyle bir şey. Dünyayı hayrete düşürecek bir sanat ve estetik anlayışı olması lazım. Avrupa'nın nefesi kesilsin. Evet. Değil mi? Tabii. Havuzlarla, bahçelerle, binalardaki süslemelerle, yani çok pahalı bina yapmaya da gerek yok. Sanatlı bina yapmak çok önemli. Evet. Küçük ama sanatlı. Evet. Yani büyük binada yapılmış olsa yine sanatlı. Ya kitlevi, mesela beton yığını cami yapıyor. Her yer beton. Bahçesi beton, her yer beton. Caminin içine giriyoruz, çın çın çınlıyor, kimse yok. Evet. Müezzin efendiyi arıyoruz. Evet. Hoca efendiyi arıyoruz. Hoca zaten yok, hocanın evi diyor, bilmem nerede diyorlar. Müezzin zor bela buluyorsun. Ben soruyorum diyor, hocam diyor, kimse gelmiyor ya diyor. Olsa bile yaşlı dedeler geliyor, yaşlanmış amcalar geliyor. Sanki 60 yaşından sonra İslam, din yaşanırmış gibi. Evet. Değil mi? Tabii. Kısa bir sakal. Yaşlılar hem onlara spor oluyor işte, gidip geliyorlar gibi de düşünüyor bazı kişiler. Böyle olmaz. Dinamik, canlı, çok kaliteli bir din anlayışı, İslam anlayışı olması lazım. Ve müthiş özgürlüklerin olduğu bir din anlayışı olması lazım. Evet. Gezi Parkı'nın son resimleri vardı, uygun görürseniz. Bakayım. Güzel. Güzel, şahane olmuş. Ama yani herhangi bir park olmuş. Evet. Ya kardeşim, gelen avoo demesi lazım. Öyle şahane heykeller yapacaksın ki. Evet. Mermer veya tunç heykeller. Ama nefis sanatlı. Muhteşem havuzlar. Muhteşem şelaleler. Paçalı güvercinler. Evet. Bembeyaz böyle, ordu gibi. Bembeyaz kuğular. Bir iki ayda yapılır. Heykel biraz vakit alır sadece. Hepsi yapılır. Evet Didem hocam, dinliyorum. Bu Gezi Parkı'ndaki havuzdaki heykel normalde çok estetik dışı. Sizin söylediğiniz bakayım gibi olsa. Ortadaki. Şimdi bak, yanaştır. Şimdi bu ne bu? Bu ne bu? Bir daire betondan çene, ortada bir şey. Bir beton yığını da etrafında. Bu ne bu? Bunun estetikle sanatla ne alakası var? Çok zevkli. Bu kimin hoşuna gider? Tabii. Kim de hayranlık duygusu uyandırır? Bu ne bu? Hiçbir şey değil. Böyle sanat olur mu? Hocam bir
herhalde sizin bir ışıklandırma zevkiniz vardır heykelde, bahçede. Onun uygulanması... Kardeşim bir kere cam sanatının en güzel numaralarını vurgulamak lazım. Tabii. Cam ve ışığı çok mükemmel kullanmak lazım. Abajur tarzı aydınlatmalar. Evet. Ama nefis böyle. Bayram yeri gibi olması lazım. Evet. Ne ışıkta sanat var. Ne binalarda sanat var. Ne havuzlarda sanat var. Hemen hemen hiçbir yerde sanat yok. Bunun bir an önce halledilmesi lazım. İnşallah hocam. Sanatı hem öldürmeye çalışıyorlar. Arkasından neşeyi öldürmeye çalışıyor. Gülmeyin diyor adam. Ağlayın diyor. Ya kardeşim nesilleri delirtirsin sen. Hasta edersin. Ya sürekli ağlayan insan ne olur kardeşim? Sürekli 40 lokma ye. Bir tane hırkan olsun. Yerde otur. Yerde yemek ye. Bir tane lamba aşağıya sarkıtsın. Bunu din diye anlatıyorlar. Evet. Kardeşim ne yapmak istiyorsunuz? Yani İslam'a, Kur'an'a bu kadar şiddetli bir saldırı komünistlerden bile olmuyor ya. Evet, evet. Bu nasıl bir usluptur bu? Yani saldırı derken, saldırı, yani tabii bir taşlı sopalı saldırı değil. Evet. Fikri bir saldırı gibi bu. Düşünce tarzında. Veyahut yani dini olumsuz şekilde insanları yorumlayacağı bir uslup diyelim. Çünkü saldırı daha sert bir uslup olmuş oluyor. Yani çok olumsuz bir anlatımları var.